Gerçekten yurt dışına yerleşeceğim, her şeyi bırakın. Of, ya gerçekten biliyorsa Şadiye'nin yerini? Ha? Bu son iki aydır yaşanan her şey üst üste geldi. Hepsi senin yüzünden. Bu dünyada her şey bir sebep yüzünden olur. Hiçbir şey boşu boşuna olmuyor. Seninle buraya yarım kalan ilişkimizi tamamlamak için geldik Nari. Öyle mi? Sürdürebilmek için mi fırın? Evet, öyle. Tamam, peki o zaman. Hadi gel, gel gidelim çiftliğe. Tamam mı? Kanepeye geri dönelim. İlişkimizin evrene savrulduğu zamana geri dönelim. Her şeyi baştan alalım, olur mu? Ama yapamayız. Neden biliyor musun? Çünkü sen çok büyük bir suç işledin. Narin. O zaman değil ama. O zamanı anlıyorum. Çocuktun tabii. Hata yapabilirsin. Ne var? Sen bu suçu şimdi işledin. Irmak'ın doğum gününde. Ben sadece seni tekrar istediğimi, özlediğimi söylemek istedim sana. Beni durduracağını düşündüm Narin. Ve hatta bundan emindim. Ama sen bir korkaksın. Korkak mı? Evet, korkaksın. Zamanında ben korktum ama buna mecburdum. Şimdi sen korkuyorsun. Üstelik buna mecbur değilsin. Alo. Alo, Atıf ben Can. Deniz'in nişanlısı. Heh. Ya hocam şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Yani niye söylediğimi de bilmiyorum da sadece şimdi şöyle düşündüm. Ha, bu arada bu konuşma hiç geçmedi tamam mı? Sorguya falan alırlarsa bize. Buyur abi, nedir? Dinlemedeyim. Şimdi yarın sabah Narin'le sizi kaldığınız otelde cümbür cemaat basmaya geliyoruz. Ne? Abanta mı? Evet abi, Abanta. Ha. Şimdi bu biraz enteresan bir telefon konuşması oldu. Peki tamam, ben kapatıyorum o zaman telefonu. Vallahi ben senin Irmak'tan ayrıldığını falan hatırlamıyorum. Hatta daha geçen hafta kızı sana istemeye gittik. Babamın kendi kendine düzenlediği bir yemekti o. Bana sormadı bile. Beni davet ettiğin bir yemek. Gelmezsin diye düşünmüştüm. Ben sadece beni umursayıp umursamadığını merak ediyordum. Ama senin kılın bile kıpırdamadı. Saçmalama. Ben ne yaptım? O masadan kalkıp peşinden geldim sana. Kararın sessizlik mi diye sordum sana. Yetmedi, ertesi gece evine geldim senin. Ve işte buradayız, bu bataklıkta. Bu tavrının başka bir sebebi olmadı. Neymiş? Sana ilk ve son kez soracağım bunu. Eğer cevabın evetse... seninle sonsuza kadar arkadaş kalacağım, söz veriyorum. Hayatında başka birim var. Efendim Deniz. Heh, Fırat bak ne diyeceğim. Biz yarın sabah erkenden Abant'a taze aşıkları basmaya gidiyoruz. Senin de işin bittiyse sen de direkt oraya gel. Çok eğleneceğiz. Irmak da gelecek. Akşamı hepimiz döneriz. Pazartesi herkes işine gücüne bakar. He? Kim basmaya gidiyoruz anlamadım. Ha tabii ya. Senin haberin yok. Yılın aşkı canım. Narin'le Atıf. Hmm. Öyle mi? Güzelmiş. Benim de buradaki işlerim bitmek üzere zaten. Hangi otel? Ben sana onu öğrenince mesaj atarım. Sen uzakta değilsin değil mi? Kahvaltıya yetişirsin yani. Yok hayır. Mutlaka geleceğim. Ne olmuş? Sen önce soruma cevap ver. Evet. Var birisi. Atıf. Atıf demek. İyi. O zaman sevgili Nare. Yarın Deniz seni ve sevgilini otele basmaya geliyor. E yalancı çıkmayın değil mi? Ne? Efendim Atıf? Ya Narin çok manyak bir şey oldu biliyor musun? Can aradı şimdi. Denizlerle beraber yarın Abanta otele bizi basmaya geliyorlar. Şöyle bir şeyler söyledi. Ne?
Ne diyorsun ya? E ne yapacağız? Sen ara bari, söyle yani. Biz geri dönüyoruz, geri döndük bir şey de. Tamam, tamam. Ben de bitirdim zaten işlerimi. Çıkarım hemen yola. 24 saat rötarlı ama olsun. Neyse, gelince yüz yüze anlatırım artık. Sen bana şu otelin telefonunu, adresini mesaj atsana, kaybolmayayım. Bir şey olmuş. Aldım ben mesajını Arıncığım, hiç merak etme. Ben o zaman oraya doğru yola çıkıyorum. Sabah orada görüşürüz, tamam? Öpüyorum sevgilimi. Tamam, hadi. Denizlere buraya seninle geldiğimi söylemedim haliyle. Tabii değil mi? Uygun olmazdı. Atıf'a da yüz yüze anlatacağım haliyle. Sevgilini bekletmeyelim o zaman. Yolcu yolunda gerek değil mi? Ne de olsa ben de aynı yere davetliyim. Bu kadar mı istiyorsun benden kurtulmayı? Hı? Kendini uydurup bir sevgili yaratacak kadar. Allah Allah. Niye uyduruk olsun ya? Ama merak etme. Aşktan yana şansım yok. Bu da fazla uzun sürmez herhalde. Kararlısın yani bu oyunu sürdürmeye. Peki. Yalnız sevdiğini hırpalamak ruslet oynamaya benzer Nâr. Kurşun kendi kalbinde de patlayabilir. Dikkat et. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.